Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere cevizden bahsedeceğim. Fakat normal cevizin faydalarından ziyade bugün yeşil cevizin şifası üzerine bir paylaşım yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere yediğimiz normal iç cevizde işte gümüş, selenyum vesaire mineraller var ve işte en büyük özelliklerinden bir tanesi de bildiğiniz gibi beyine çok faydalı cevizin. Birçok daha faydası var ama ben bugün yeşil cevizden, özellikle yeşil cevizin şifasından bahsetmek istiyorum. Bu körpe ceviz dediğimiz, yani yeşil ceviz, değerli dostlar, selenyum olarak oldukça fazla bir içeriğe sahip. Yani selenyum miktarı içerisinde çok fazla. Bu sebeple yeşil ceviz tiroidler için, özellikle tiroidlerdeki nodüller için çok faydalıdır. Aynı zamanda cevizin yağı da, hani soğuk, pres, saf olarak elde edilmiş olan ceviz yağını da boyun bölgesine sürmek çok şifalıdır. Bu tiroidlerinde nodül olan kişiler için özellikle. Tabi ceviz yağının birçok faydası da var. Saça falan da çok faydalı. Onlara değinmek istemiyorum. Bugünkü konum şey olduğu için, özellikle tiroidlerdeki nodül olduğu için. Bu yeşil cevizi yalnız bu şekilde tüketmek, biliyorsunuz, çok zor. Tadı acıdır zaten. Yani yenmesi zor bunun. Bu yüzden bu yeşil cevizin reçeli yapılır değerli dostlar. Yeşil ceviz reçeli. Günlük yalnız böyle çok fazla değil. 2 ya da 3 tane yeşil ceviz reçelinin içerisindeki 2 ya da 3 tanesini yemeniz gerekir. Çünkü selenyumun fazlası çok iyi değil. Ya birçok işte baş dönmesi vesaire gibi birçok rahatsızlığa da sebebiyet verebiliyor ama günlük 2-3 tane yediğiniz zaman hiçbir sıkıntısı yoktur. Bunu yeşil ceviz reçelinin nasıl yapılacağı birçok yerde tarifleri var. İşte bunu ince bir kabuğunu ince bir şekilde soyuyorsunuz önce. Daha sonra delip suda bekletiyorsunuz, içindeki acı suyu akıyor ve o şekilde artık yiyorsunuz bunun reçelinin hem meyvesini hem de içindeki diğer o tatlı olan bölgesi bir miktar şekerle yapılıyor. Limon tuzu vesaireyle yapılıyor değerli dostlar. Yalnız bunu 3-4 gün bir suda bekletip acısının alınması gerekiyor. Bu yeşil ceviz reçelindeki selenyum ve yeşil cevizin içerisindeki diğer mineraller değerli dostlar, nodüllerin hakikaten kaybolmasına çok büyük rol oynuyor. Yani bunu ben birçok şeyde deneyimledim yıllarca ve çok şifalı oldu. Ama dediğim gibi bunun yanı sıra günlükte boyun bölgesine, nodüllerin olduğu bölgelere günde birkaç defa saf soğuk pres ceviz yağının sürülmesi gerekiyor. Bu tür dediğim gibi tiroidlerinde sıkıntısı olanlar, özellikle nodül olan tiroidlerinde nodülü olan arkadaşların bunu kullanmalarını, denemelerini tavsiye ederim. Kaybedecekleri hiçbir şey yok. Dediğim gibi bildiğiniz yeşilin, cevizin yeşil hali ve körpe halinin reçel haline getirdikten sonra tüketiyorsunuz. Çok şifalıdır Allah'ın izniyle. Dış soyduğunuz kabukları da atmayın. Onun suyuyla saçlarınızı yıkayın değerli dostlar. Saçları besler. Aynı zamanda yapanlara, uygulayanlara, kullananlara şifalı olsun diyorum. Herkese hayırlı günler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.